Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu. Altın sınıf matematikte ikinci ünitede tam sayılarda sizlerle beraberiz. Tam sayılar, doğal sayılar ve kesirler dışında başka sayılara ihtiyaç var mıdır? Tabii ki vardır. Sadece kesir ve doğal sayılarda işlemlerimiz ya da günlük kullanımımız ihtiyaçımızı karşılamıyordur. Hava durumu haberlerinde ülkemizin en soğuk yerleri eksi yediler, eksi onlar, eksi birler olduğu gibi en sıcak illeri 40 dereceler ya da artı 43 dereceler 45 dereceler Adana gibi 55 dereceyi de gören yerlerde o hissedilen sıcaklık olabilir şeklinde gösterildiği vakit. Demek ki sadece doğal sayılar yerine eksili ifadeler karşıma çıkacaktır. Doğal sayıları hatırlarsak sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar diyorduk. Termometrede sıfırın üstündeki sıcaklık değerleri artı, sıfırın altındaki sıcaklık değerleri ise eksi ile ifade edilmektedir. Günlük hayatımızda sayıların önüne artı veya eksi işaretleri kullandığımız bir durumu örnek verelim. Eksi bir derece hava durumu diyebilirim. Ya da artı 17 derece günlük sıcaklık söyleyebilirim. Yeryüzündeki yükseklikler veya derinlikler deniz seviyesine göre ölçülmektedir. Bu yüksekliklerin konumların belirlenmesinde deniz seviyesi sıfır olarak kabul edilir. Deniz seviyesinin üstündeki değerleri artı, deniz seviyesinin altındaki değerler eksi ile gösterilmektedir. Not, günlük hayatta sıcaklık ifade edilmesi, borç alma verme, deniz seviyesinin altında ve üstündeki nesnelerin konumlarını belirleme gibi durumların tam sayılardan yararlanarak ifade edebiliriz. Tam sayılar yönlü sayılar olarak da bilinir. Sayıların önündeki artı veya eksi işaretleri sayıların yönünü gösterecektir. Alışverişten kar edilmesi, zemin katın üstündeki katlar, sıfırın üstündeki sıcaklıklar ve deniz seviyesinin üstü artı olarak alışverişten zarar edilmesi, zemin katın altında kalan katlar, sıfırın altındaki sıcaklıklar ve deniz seviyesinin altı eksi ile ifade edilir. Örnek olarak 200 lira borç eksi 200, 5 adım geri eksi 5, 200 lira kar artı 200, 5 adım ileri artı 5 olacaktır. Aşağıdaki ifadeleri karşılık gelen sayıları artı ve eksi işaretlerini kullanarak gösteriniz. Deniz seviyesinin 100 metre altı 6 olduğu için eksi 10 olarak karşıma gelir. 300 lira gelir. Fazlalık olduğu için artı 3000. 0 altında 5 derece dediğim zaman eksi 5. Zeminin 2 kat üstü dediğimiz zaman artı 2 olacaktır. Deniz seviyesinin 3 metre üstü dediğimiz zaman artı 3. Zeminin 4 kat üstü dediği için artı 4. 150 lira gider. Gider dediğimiz harcamadır. Eksi 150 zeminin bir kat altı dediğimiz zaman eksi bir olarak karşımıza çıkar. Tam sayılarda sayı doğrusunu da gösterelim. Sayı doğrusunu çizdiğimiz zaman sıfır bizim başlangıç yani referans noktamızdır. Ve sıfırın işareti yoktur. İşaretsiz. Sıfırın üstündeki değerler artılı ifadedir. Pozitif tam sayılardır. Artı bir, artı iki, artı üç, artı dört, artı beş. Burada artı bir de 1 de aynı sayıya tekabül eder. Yani illa önüne artı yazmak durumunda değiliz. Artı 8 de 8 aynı şeyi temsil eder. Sıfırın altındakiler eksiler olduğu için eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 diye gidecektir. Burada negatif tam sayılar olacaktır. O zaman tam sayılar dediğim negatif tam sayılar işaretsiz olan sıfır ve pozitif sayılardan oluşmaktadır sıfırdan büyük sayılar artı pozitif işaretli sayılar, sıfırdan küçük sayılar eksi negatif işaretli sayılar olarak isimlendirilir. Eşit bölmeleri ayrılmış sayı doğrusunda sıfırın sağına yazılan sayılar sırasıyla artı 1 artı 2 artı 3 pozitif tam sayılardır. Sıfırın soluna yazılan sayılar ise sırasıyla Eksi bir eksi eksi üç olarak negatif tam sayılardır. Burada soldan sağa doğru sayıların değerleri de aynı zamanda ne olacaktır? Artacaktır. Eğer tersten gidersek sayı değerleri azalacaktır. Pozitif tam sayılar z artı. Negatif tam sayılar z eksi kümesiyle sıfır ile birleşim kümesi tam sayılar kümesi olarak adlandırılır. Ve z harfi olarak gösterilir. Burada şöyle bir şey yapalım. Z eksi birleşim 0 birleşim z artı olarak karşımıza z'yi verecektir. Sayı doğrusu sıfır noktası başlangıç noktası yani referans noktası denir. 0 sayısının işareti yoktur. Yani nötrdür. Ne pozitif ne de negatif olarak adlandırılmaz. Eksi 9 negatif tam sayıdır. Artı 11 pozitif tam sayıdır. Ama 0 bizim için nötrdür. Yani işareti yok. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayı mıdır? Tabii ki tam sayıdır. Şöyle baktığımız zaman doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gittiğine göre burada hem sıfırla pozitif tam sayıları birleştirdiğimiz zaman elimize doğal sayı geçecektir. Doğal sayı dediğimiz n ile gösteriliyordu. n dediğimiz şey o zaman sıfır ile z'nin artılı birleşimi. Ne olacaktır? 0, 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar gidecek ifade olacaktır. Aşağıda verilen soruları cevaplayalım. Eksi 1 ile 7 arasındaki tam sayılar nelerdir? Eksi 1 ile 7 arasında 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları mec bulunmaktadır. Eksi 3 ile eksi 8 arasında sıraya göre yazdığım zaman eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, olmayacaktır. Şöyle eksi 8 yapalım. Arasındaki ne istediği zaman karşımıza böyle eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 çıkacaktır. Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusuna harflere karşılık gelen tam sayıları bulunuz. Sıfırdan eksi 4'e kadar 1, 2, 3, 4 bölme olduğu için her bir birim bir tane sayıya eşit oluyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, Eksi 6 oluyor. O zaman A ifadesi eksi 6, B ifadesi eksi 5, C ifadesi eksi 3, D ifadesi eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. Konu değerlendirme testimiz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere uygun ifadeleri yazırız. Sıfırdan büyük tam sayılara pozitif tam sayılar denilecektir. Sıfırdan küçük tam sayılar negatif Z üstü eksi harfiyle gösterilecektir. Tam sayılar, pozitif tam sayılar da pozitif olarak adlandırmayalım. Z artı Z eksi tam sayılar ve sıfırdan oluşacaktır. Yani burası pozitif dediğimiz negatif dediğimiz tam sayılardan ve sıfırdan oluşacaktır. Aşağıdaki tam sayılar ifade eden cümleler kurunuz. 100 pozitif tam sayıdır. Bugün hava eksi 4 derece. Deniz seviyesi 0 derece sıfır metre. 80 yine pozitif bir tam sayıdır diyebilirim. eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda şekilleri karşılık gelen tam sayıları bulduğum zaman 0'dan -6'ya kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Demek ki her birim bir kademeymiş. Burası 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. -8'e denk gelen -5'e denk gelen 1'e denk gelen ve 2'ye denk gelen şekilleri otomatik karşımıza çıkartırız. Eksi 6 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır? Eksi 6'dan sonra eksi 5 gelecektir. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 olarak karşıma çıktı. 5 tane negatif, 2 tane pozitif, 1 de nötr olduğu için 8 tane karşımıza çıkar. Yandaki termometreye göre A, B, C, D harflerinin yerine gelecek tam sayılar hangisi yanlış yazılmıştır? A ifadesine baktığım zaman 0 ile 10 arasında olacaktır. Artı 5 diyor. Doğru olur. B ifadesi 10'dan fazla diyor. 10 ve burada baktığım zaman 5, 10, 15 diye gitmesi gerekiyor. 12 demiş. Hatalıdır. 0, Eksi 5, eksi 10, eksi 15 diye yazalım hepsini. D eksi 15 doğru, C eksi 5 doğru, ama B 12 değil, 15 derece artı 15 olması gerekir, yanlış ifade. Eş bölmelere ayrılan, yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıların hangisi yanlış yazılmıştır? Birden. -3'e kadar kademeyi saydığımız zaman 0, -1, -2, -3, -4, -5 burası da 2 şeklinde yazılır. K -5 doğru. L -4 doğru. M -2 doğru. N -1 demiş biz ise 0 bulduk. Yanlış oldu. Yukarıdaki tam sayıların kaç tanesi negatif tam sayıdır? Baş tarafında eksi olan ifadedir negatif olanlar eksi 18, eksi 70 ve eksi 6 3 tane olarak karşımıza çıkar. Yukarıdaki M kümesinin elemanlarından kaç tanesi pozitif tam sayıdır? Artılı olması gerekir. Artı 6, artı 7 başka da yoktur. Sıfır nötrdür. O zaman ne oluyor? 2 tane karşıma çıkıyor. Mutlak değer ve tam sayılarda sıralama. Yukarıdaki sayı doğrusuzunda bulunan Can, Gamze, İrem ve Murat'ın eşit hızda yürüyerek sıfır noktasına ulaşmaya çalışacaklarmış. Kimin ya da kimlerin daha önce sıfır noktasına ulaşabileceğini düşünürüz. Bulundukları yerler değil atacakları kademe önemlidir. Gamze'nin buradan iki adım atması, Can'ın 1, 2, 3, dört adım atması gerekir. İrem'in Sağ taraftan 2 adım atması, Murat'ın ise 3 adım atması gerekiyor. İrem de Gamze beraber sıfır noktasına varacaklardır. Birinin bulunduğu nokta eksi 2 diğerinin bulunduğu nokta artı 2 önemli değildir. Bulunduğu noktaların işaretleri farklı olsa da uz uzunluk olarak aldığımız zaman uzaklıkları eşit olarak karşımıza çıkar. Yandaki ağacın en alt noktası en alt noktaya baktığımız zaman eksi 3 ve en üst noktası 6 zemine olan uzaklığının kaç birinin olduğunu bulalım. Kök eksi 3 noktasındadır ama yukarıya doğru saydığım zaman bu eksi 3'lük ifademizin uzun uzaklığı 3 birim olacaktır. Altının zaten 6 alt olarak kalır. Zemin kısmını 0 noktası olarak aldığımızda 0'ın altında kısa kalan sayıların eksi 0'ın üstünde kalan sayıların artı ile gösterebiliriz. Ağacın en üst noktası artı ile gösterilir. Bu noktanın zemine uzaklığı 6 birimdir. Ağacın en alt noktası eksi 3 ile gösterilir. Bu noktanın zemine uzaklığı 3 birimdir. O zaman burada iki durum vardır. Bir bulunduğu nokta ve bulunduğu uzaklık şeklinde ifade edebilirim. Kök bulunduğu yer eksi 3 ama uzaklığı 3 olarak karşımıza çıkar. Bir tam sayının sıfır olan uzaklığına mutlak değer denir ve iki uzun çizgi ile gösterilir. Mutlak değer uzunluk belirttiği için bir tam sayının mutlak değeri negatif olamaz. Sıfır ve pozitif olmak zorunda. Sıfır sayısının mutlak değeri sıfırdır. Eksi 5 sayısının mutlak değeri artı 5'tir. Eksi 5 bulunduğu konum burası konumdur. Artı 5 ise uzaklıktır. Artı 3'ün konumu artı 3 Uzaklığı da yine artı 3 olacaktır. 0, eksi 1, eksi 99 ve 22 olarak sayıların mutlak değerini sembolle gösterelim. Mutlak değer 0, 0'dır. Eksi 1'in mutlak değeri 1 birimdir. Eksi 99'un uzaklığı 99, 22'nin uzaklığı 22 olarak karşıma gelir. Artı 7, eksi 8, eksi 100 artı 3 sayıların mutlak değeri sembol ile gösterilerek bulalım. Artı 7'miz yine 7'dir. Eksi 8 bulunduğu konum pozitif olmak zorunda 8 olacaktır. Eksi 100 100 olacaktır. Artı 100 de yine 100 olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman şöyle bir şey diyebiliyorum. Eksili ifadeler mutlak değerden artı olarak karşımıza gelecektir. Çünkü uzaklık negatif olmaz. Sıfıra uzaklığı en fazla 3 olan sayılara baktığımız zaman en fazla 3 eksi 3 artı 3'tür. Eksi 2 artı 2'dir. Eksi 1 artı 1 olarak karşımıza eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 olacaktır. Pozitif tam sayılar gösterilirken artı işareti kullanılmayabilir artı 3 eşittir 3 olabilir. Ya da artı 7 eşittir 7 olarak da karşımıza gelecektir. Mutlak değeri 7 olan sayılar hangisidir? Normal şartlarda 7'nin uzunluğu zaten 7'dir. Bir de eksi 7'de olan sayının uzunluğu da 7 olarak gelecektir. Mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar. Eksi 6'nın 6'dır. Aynı zamanda 6'nın da 6'dır. En fazla dediği için 5 ya da eksi 5 4 eksi 4 3 eksi 3 mutlak değerleri bir de aynı 2 eksi 2 1 eksi 1 ve de 0 karşımıza çıkacaktır. 3 2, 1 ve de 0. Altı olan sayılar 6, eksi 6, 5, eksi 5, 4, eksi 4, 3, eksi 3, 2, eksi 2, 1, eksi 1 ve 0 olacaktır. Aşağıda verilen soruları cevaplayalım ve bulduğumuz sonuçları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük pozitif tam sayımız 1'dir. En büyük negatif tam sayı eksi 1. Negatif olmayan en küçük tam sayı 0'dır pozitif olmayan en büyük tam sayı da 0'dır. 2 basamaklı en küçük tam sayımız eksi 99. 2 basamaklı negatif en büyük tam sayı da eksi 10'dur. Eksilerde en büyük olaraktan başladığım zaman eksi 10, eksi 1 de büyüyecektir. Sayılar küçüldükçe büyüyor çünkü pozitif de zaten standarttır. Burada sıralamayı yapmış oluyoruz. Sayılardan hangisi en büyüktür. 7 eksi 7 olduğu gibi kalır. Artı 3 3 diye çıkar. Artı 6 olduğu gibi kalacaktır. Eksi 11 11 olarak çıkacaktır. Pozitif olur çünkü mutlak değer içerisinde o zaman en büyüğümüz 11 olacaktır. Sayıların hangisinin mutlak değeri en küçüktür? Yani hepsini mutlak değeri alıyor. Eksi 11 11 olarak çıkar. Artılı 0 0'dır artı 11 yine artı 11 olarak çıkacaktır. Eksi 16 artı 16 olarak çıkacaktır. En küçük ifadesi kimdir? 0 olarak karşımızdadır. Pelin Ankara'da ablası Elazığ'da abisi İzmir'de yaşamaktadır. Pelin'in babası televizyonda hava durumu haberleri izlerken Elazığ'da sıcaklığın eksi 10, Ankara'da 4, İzmir'de 12 olduğunu görmüştür. Babası Pelin'in en soğuk ilde kimin yaşadığını sorduğuna Pelin'in vereceği cevap eksi 10 derece yani Elazığ olması gerekiyor. Elazığ'da da ablası yaşadığı için ablasının cevabı vermesi gerekiyor. Sıcaklık değerlerini ifade ederken sıfırın üstündeki değerleri artı yani pozitif sıfırın altındaki değerleri de negatif yani eksi sayılarla gösteririz. Verilen sıcaklık değerleri karşılaştırdığımızda en soğuk olan il sıfırın altında 10 derece eksi 10 olan Elazığ olacaktır ve ablasının yaşadığını karşımıza çıkartıyoruz. Negatif tam sayılar sol tarafta pozitif tam sayılar sağ taraftadır soldan sağa giderken sayılar artacaktır. Değerler sağdan sola gidecekse azalacaktır. Tam sayılar sıfırdan uzaklık, uzaklaştıkça küçülür. Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyüce, büyür. Her tam sayı sağındaki tam sayıdan küçük, solundaki tam sayıdan büyüktür. Şuradaki iki oku çizdiğimiz zaman bütün bu bilgilerle sahip oluyoruz her pozitif tam sayı sıfırdan ve negatif tam adaylardan büyüktür. 10 sıfırdan büyük, 10 eksi 5'ten büyük, 0 eksi 1 de 1 arasında karşımıza çıkacaktır. Eksi 3 eksi 4'ten büyüktür. 0 1'den küçüktür. Eksi 7 eksi 6'dan küçüktür. 9 5'ten büyüktür. 4 10'dan küçüktür. Eksi 1 sıfırdan küçüktür eksi 1 bir birden küçüktür. Eksi 13 eksi 9'dan küçüktür şeklinde yapabiliriz. Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında önce negatif olan en büyük sayılara bakıyorum. Eksi 19. Daha sonra eksi 14 geliyor. Daha sonra eksi 7 geliyor. Bu arada sayıları yazdıktan sonra üstlerini karalarsam karıştırma ihtimalinde azalacaktır. Daha sonra 0, 6, 8 ve 12 şeklinde küçükten büyüğe sıralanmış oluyor. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere doğru ifadeleri yazınız. En küçük tam sayı artı 1. O zaman en küçük pozitif tam sayı artı 1'dir. En büyük negatif sayı, sayı eksi 1'dir. İki basamaklı en küçük negatif sayı eksi 99'du. İki basamaklı en büyük negatif tam sayımız da zaten burada yazdığımız eksi 1 olacaktır. İki basamaklı dediği zaman bu sefer eksi 10 olarak karşıma gelir en büyüğü. Aşağıdaki ifadeleri karşılarında verilen tam sayılarla eşleştiririz. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı. Bir önceki sorumuzda yazmıştık. Eksi 99. İki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı. İki basamaklı olacak çift olacak ve pozitif olacak. O zaman 98 gelecek karşımıza. İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayı. En büyük olduğu için sıfıra yakın olması gerekiyor. Tek olduğu için eksi 11 geliyor. İki basamaklı en küçük pozitif tek tam sayı dediği için en küçük 11 olarak gelecektir. Eksi 45 0, eksi 8, eksi 29 ee 14 Burada 0 ile 29'un yer değişmesi gerekiyor ki düzgün bir sıralama olsun. Eksi 45 küçüktür, eksi 29 o da küçüktür, eksi 8 küçüktür 0 küçüktür 14 şeklinde ikisinin yer değişmesi gerekiyor. Mutlak değer yıldız 5 olması için yıldızın ya 5 olması gerekiyor ya da eksi 5 olması gerekiyor ki 5'e eşit olsun. Alacağı farklı tam sayı değerleri nedir? 5 ve eksi 5 olarak karşımızdadır. Eksi 6 pozitif çıkacağı için büyüktür. 2 5'ten küçük olacaktır. Ve eksi 8'de artı 8 mutlak değeri eşittir. O zaman Ceyhan olur. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 1, 2, 3, 4 kümesi eleman kaç tanesi mutlak değeri 4'ten küçüktür. 4'ten küçük olması için eksi 3, eksi 1, 2, 3, 4 tane değer karşımızdadır. Mutlak değer eksi altın uzunluğu 6'dır. Sıfır zaten sıfırdır. Eksi 5 ve eksi 1 oldu. Bunların sıralamasını istediği için eksi 5 en küçük olacaktır. Zaten sadece Ceyhan'da var. Eksi 5, eksi 1, sıfır. Eksi 6 olan karşımıza Ceyhan'ı verir. Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Görseldeki dağın 1, 2 1, 2 ve 3 konumu numarayla belirten noktalarında aynı anda ölçüm yapılmıştır. Elde edilen sıcaklık değerlerinin sıralışı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1 en küçük olacak. 3 en büyük olacak. Böyle baktığımız zaman eksi 11, eksi 17 bir küçük değil. Burası büyük olmaz. Eksi 17 evet küçük oluyor. Eksi 11'den de 1 de küçük oluyor. O zaman cevabımız direktmen Bursa olarak karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.